Merhabalar, nasılsınız bakalım? Bugün 10 saat troll döneceğiz. Bakalım 10 saatte bir şey veriyor mu, vermiyor mu? Üstümdeki saat basılı. Burada da işte 5 kalacak. Bu şekilde 25 tane de geniye hammerımız var. 202 pot var. Ben bunu 200'e şimdi tekabül ettireceğim. Neden? 200 tane kalsın ki sabaha kadar MP rekle döneceğiz. Harcayacak mı bir şey? İkisini harcayacağız. Nasıl harcayacağız? Temizlik yapacağım işte. Önce biraz kolumu temizleyeyim, daha rahat başlayalım o işe. Açımızı açalım. 121.988 988 mod kesmişiz şu ana kadar. Bakalım sabaha kadar, yani 10 saatte ne kesilecek? Gece çektiğim için bunu. İtemleri göstermemde yine fayda var galiba. Priest 9 fabrik setimiz var. Yazı kapatmasın diye şöyle aşağıdan başlayayım. Lil2'lerimiz var doğal. BDN3'ümüz var. Sas3'ümüz var. Gerisi Favorin 3. Heros 3. Pardon, Heros 2. Bana Allah söyletti herhalde. 3 olacak mı bakalım. Bu şekilde itemlerimiz. AP'miz kitap. Ve bununla birlikte 3465. TS ile falan bırakmayacağım. Çünkü sabaha kadar TS basacak bir makrom yok maalesef. Zarar olur herhalde, çünkü trollerden Shell dışında hiçbir şey alabileceğimi sanmıyorum. Ki atmadığını da biliyoruz işte, sabaha kadar göreceğiz bu 10 saatte ne olacak. Başka göstermediğim bir şey, geni ayarlarını göstereyim. Geniğimizde %40 yapıp troll seçeceğiz. Çünkü ya bu Lunar tarafında da var, Layla tarafında. Buruk tronların orada, fakat orada duvar çok. Sürekli blok yiyorsunuz ve atak yapamadığınız için ölüyorsunuz. O yüzden ben buraya geldim, Kalluga'ya. Hem açık hem de, yani uzak olsa bile yanında çok mob yok. Tık seçip başlatacağız o şekilde. %60'ta 920 HP'mizi atacak. Heal'ımızı kaldıracak. Atak range'imiz 40. Recovery'imizde 40 pot. Elimizi kırarsa bununla idare etsin diye. 40 manamız basacak ki harcamayacağımız için, yani pek basmayacak. Bu şekilde kasımız, kitabımız, artı AC'miz var. Böyle bir temizleyelim. Ondan sonra MP rekli dönüyor mu, hem ona bakarız. Pot da atar galiba burası. Harcamadan pot kasarız ama potun üzerine bakalım ne koyacağız. Orada troll warrior'lar varmış yanında iki. Yani kesinlikle işaretleyin buralar. Olur olmaz. Patates olmayın. Tamam, bir tane kaldı zaten. Dediğim gibi 25 tane geni yanmarımız var. Sen de basalım da şey olsun. 5 tane de geni harcayacağız. Yani toplam 10 saat. Bakalım dönüyor mu? Biraz yavaş ama dönüyor. Sıkıntı yok. Bakalım 10 saatte ne alacağız trollden. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden. 10 saat sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Arabalar, nasılsınız bakalım? 10 saat oldu. Daha doğrusu 12 saat oldu. 2 saatte kendim koydum. Toplam 12 saat oldu. Bu MP reklamı dönünce herhalde bir sıkıntı oluyor. Ben onu anlamadım. Yani 12 saat boyunca pek tatmin edici bir şey alamadım. Yani Allah belasını versin, öyle slot mu oldu lan? Yani ne yapacağız? Uruk Tron, Uruk Blade mi? Başka yok mu bu farm slotu MC'de? Şimdi arkadaşlar, ilk önce kestiğimiz, ya ben bunları ekranın sağ altına yazacağım ama biraz ileride yazacağım. Önce bir gösterelim ne oldu, ne bitti diye. Şuna bak ya, 25 tane Geni Hammer'dan 2 tane kalmış. Dehşet. Şöyle bakalım. Arşivde değil, ilk set makromuzu açalım. 121.988 mob kesmişiz trolle kadar. Trollden sonra bakalım. 124.837. Yani toplam 2849 tane, doğru değil mi? 2849, evet. 2849 tane troll kesmişiz. Ondan sonra 12M bir para bırakmış bize. 12M 219K.
963 pot bırakmış. Hiç pot harcamadık dediğim gibi MPR'le döndüğümüz için. Ama biraz masraf yani. Geniye de pottan kısmak istedik ama geniye hammer'dan girmiş götümüze. 963 tane mana potu bırakmış. Bunu da hiç yoktan işte şeyleri var, buyları var. 6,5K'dan falan sattığınızda bu çıkan potu 6M gibi 6M civarında bir para yapıyor. Onu da sağ alta yazarım. Ondan sonra soğuktan geleni söyledik zaten. Çıkan çöpü gösterelim. Bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10 tane shell çıkmış. Bunları kırdırırız. Bayağı da bir glaive atmış. Bunları artı 2 ya da artı 3'e sallayıp satardık ama hani ben normal işte 10 saat, 12 saat sonunda ne çıktığını göstermek istiyorum. Bunları da satalım. Paramızı öyle hesaplayalım. Bunları kırdıracağız dediğim gibi. Yanılmıyorsam upgrade scroll'a basınca bunlar artı 2'ye mi ne 300K falan yapıyordu galiba. Da pek uğraşmak istemiyorum. Şöyle evleri atalım. 3M birinci postadan geldi. Sen de bu kalmış. Tamam bakalım. Toplam 3M 333K civarında da glevlerden aldık. Yani toplam 15M. Potlar demiştik ya 6M yani 6,5K'dan satıldığında 6M 259 civarı bir şey yapıyordu. Yani toplam 21M 812K civarında bir para çıkardık trollden. Çöptü üstü atan glaive ve potlardan. Loot'um 10K'ya ayarlıydı. Biraz daha düşük ayarlı olabilir mi bilmiyorum. Şimdi gidip şeyleri de kırdıralım. Bu şekilde bitirelim videoyu. Gerçekten hani anlamadığım bir slot oldu. 21M ama boş bir 21M aldık. Böyle bir şey yoktu. Bayağı da bir masrafı oldu. Yeni yağmuru çok yemiş. Ben bu kadar beklemiyordum. Bu MPR'ek bizi bitirecek anasını satayım. Biz zarar etmeden para kazanmaya çalışmaya yani para kazanmaya çalışıyorsun. Yaptığı şeye bak amına koyayım. O zaman bu EMC'de gerçekten drop'ta işte farm'da bitirdi der büyük ihtimal. Bu DC pireyi bronz pirenin ayarında bir fiyata çekseler daha iyi olur. Çünkü yani bu şekilde olmaz. Sadece oyuna girmeye yarıyor amına koyduğumu DC premium'u. Sıkıntı var. Anlamış değilim yani. Pek memnun değilim yani. 10 saat dedim. 12 saat durdum. 12 saatte aldığımız para 21'e. Biraz tuhaf. Gerçekten tuhaf. Bundan da dekorasyon jebel falan atacak da uğraş dur. Pek şey değilim ama açıkçası. Bence atarsa işte o da atacağına pek ihtimal vermiyorum. Ulan ihtimal vermiyorum deyince de atması. Paraları ben yazdım merak etmeyin. Bu giden paralar haricinde onları da ekleyeceğim. Şu düşeni de ekleyeceğim. Şansa zaten bir tane düştü. Dört tane atmış lan. Bir tane de değil. Bakalım ne kadarmış. O dekorasyon almıyor lan. Var. 1800 galiba. 1850'ye falan yok mu? Daha 7M 200K diyor 4'ünü atarsak. Onu da yazalım şöyle. Bu şans ama hani atmaya da bilir. O yüzden ulan toplam 28'den çıkarmış olduk şeyden slottan. Bir şey demiyorum o yüzden de. Dursun şu üstümüzü boşaltalım. Yani bu şekilde ancak şans olacak da de dekorasyon jebel atacak da 1800'den tanesini satacaksınız. Biraz gerçekten şansa bağlı. Kardeşleri atalım. Atmayacağım biriktiriyorum. Ne olur ne olmaz. Belki gideriz mireriz bir şey olur. Hani yorumlarınızı bekliyorum bu slot hakkında. Çünkü biraz tuhaf bir senin bıraktı bende. Şu küsüratları küçük incik boncuk yarak küreklerle uğraşmak istemiyorum. Bunları yazmayacağım. Ben 12 saat boyunca aldığım
Parayı 21 M olduğunu söyledim potlarla birlikte. Üstüne 4 tane de jevel aldık. 7200 olarak hesapladım ben ama yanlış olmasın. 1800 çarpı 4 yaparsak evet 7M 200K. Yani slottan 12 saatte 21M çıkartıp üstüne de korosyon jevelden de 7M 200K civarı bir para aldık. Bu şekilde 28M'e tekabül ettirdik. Hatta 29M gibi bir ücret aldık sayabiliriz. Ben bunları tabii sağ alta yazacağım. O şekilde görürsünüz. Bunları kapatalım. Bitti. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben pek tatmin olamadım. Yani bu şansa bağlı farmlarda sokayım böyle şansa diyelim. Yani 6 tane geniye toplam yanlış hatırlamıyorsam 23 tane geniye hamur harcamışız. Kötü bir izlenim bıraktı bende. Yani manadan kısıp geniye hamurdan yemesi bizim de biraz hatamız var. MP rekle dönmeye çalışıp da çok daha çok RP'si geliyor tabi. Fakat Askolon'la dönseydim ne pot kazanabilirdik. Ya potu çok emerdi. Zaten potumuz da az kaldı. Depolamam lazım. Bu şekilde bitirelim videomuzu. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Ya şu şeyi yazmayın bana. Glaive 2'ye atsaydınız, 3'e atsaydınız. İşte Salamanderler 3'e. Bunları yazmayın. Ben size bir şey önermiyorum ya da göster yani şey gösteriyorum. 12 saat boyunca ben bu slottan ne aldım? Alınabilir mi? 12 saat ya da 10 saat bu slota konulabilir mi? Ha benim şeyim uğraşmak istiyorsanız, seviyorsanız böyle bir şeyi elle böyle 1000x yani 1000 tane troll kesip işte potunuzu çıkartabilirsiniz MPR'le. Sadece hani hiç masrafınız olmaz. RPR'ye gidip gelirsiniz düşen paradan. Sadece pot depolarsınız, onu satarsınız. Normal 5400'lük TC Sandres'ten alırsınız potunuzu. Ben sadece bunları söylüyorum. Hani benim büyük bir iddiam yok. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Kötü yorumlarınızı atın. Benim için hiç sıkıntı yok. Fakat dediğim gibi ben 12 saat boyunca ne aldığımı göstermek istedim. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler.